Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim programımızın konusu nakit akım, yani para akım tablosu. Bir arkadaşımız, Samsun'dan sağlıkçı bir arkadaşımız nakit akım tablosunun önemini sormuş. Bu konuyu işleyelim. Evet, gerçekten önemli. Model şirketimiz Energisa. Son günlerde sosyal medyada çok sık dile getirilen bir işletme arkadaşlar. Şimdi nakit akım tablosunu önemini ve ne ihtiva ettiğini, ne içerdiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini videonun sonunda bir doküman, rapor olarak sizlerle paylaşacağım. Onu not almanızda, kaydetmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü gelir tablosundaki paranın ne şekilde rota çizdiğini, ne şekilde yansıdığını, karın nasıl aktarıldığını bu konuda bilgi sahibi olmanız açısından son derece önem kaydediyor. Evet arkadaşlar, aktiflerden değerlendirmeye başladığımızda toplam aktifler içerisinde hazır değerlerin %106 artış kaydettiğini, brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki %8,5'luk payını da cari dönemde %15,37'ye artırdığını görüyoruz. Ticari alacaklar toplam aktifler içerisinde %8 nispetinde artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki %43'lük payını cari dönemde %40'a geriletmiş. Evet, brüt işletme sermayesi içerisinde ticari alacaklarının payı bir önceki döneme göre azalmış. Evet, enerji sektörü olduğu için çok stoklara dayalı bir işletme yapısına sahip olmasa da brüt işletme sermayesi payı içerisinde %2,5'luk payını cari döneminde %2,60'a çıkartırken toplam aktifler içerisindeki payını da %20,5'a artırmış. İşletme toplam aktifler içerisinde brüt işletme sermayesini %15,15 artırırken sabit kıymetler içerisindeki payını da %38,5'dan %45'e artış kaydetmiş. Sabit kıymetlerdeki artış toplam sabit kıymetler içerisindeki payı %0,32 artarken toplam yine kıymetler içerisindeki sabit kıymetler içerisindeki bir önceki %5'lik payını cari döneminde 5,18'e artış göstermiş. İktisadi varlık artışı 686 bin lira, %2,78 bir artma söz konusu. Bunun tamamını öz kaynaklardan fonlayarak sağlamış. Borçlarına baktığımızda toplam borçlar içerisindeki kısa vadeli borçların payının %33,5'tan %41'e yükseldiğini görüyoruz. Uzun vadeli borçların payını da %37'den %32'lere gerilediğini görüyoruz. Evet, diğer profesyonel işletmeler gibi enerji sahada uzun vadeli borçlarını kapatma politikasını işlemiş. Net borçları stabil, aynı kalmış. Yani net borçlarda bir azalma, binde birlik bir azalma görüyoruz. Toplam borçlar içerisinde de öz varlık payının azaldığını görüyoruz.
Bunu görüntüleme merkezine, daha kapsamlı görüntüleme merkezinde inceleyecek olursak arkadaşlar. Evet, işletmenin cari dönemde 2000 hatta 3000 lira bir net yabancı para pozisyon açığı içerisinde olduğunu görmekteyiz. Türk parası varlıkları %3,5 nispetinde artış kaydederken yabancı para varlıkları da %84 oranında kayba uğramış, azalmış. Borçlara baktığımızda Türk parası borçları %3 oranında artarken yabancı para borçları %4 nispetinde azalış göstermiş. Toplam Türk parası borçları ve kaynakları %3 nispetinde artış göstermiş. Ama diğerleri işte yabancı para pozisyonu öz kaynağı karşılama oranı, yabancı para satışlara oranı, yabancı para varlıklarının yabancı para borçlarını karşılama oranı gördüğünüz gibi yüksek oranda azalış göstermiş. Finansman kaynaklarındaki değişikliğe baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %8,5 azalmış. Şimdi arkadaşlar, bu azalışları, çoğalışları arkadaşlar diyorlar ki biz anlamıyoruz. İşte bazı web sayfalarında olumlu olumsuz olarak. Ya ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Yani hani bir zamanlar bir çamaşır suyu reklamı vardı. Çok saçma. İşte reklamda çamaşırı tutuyor, yırtılıyor. Çamaşır suyundan yıpranmış çamaşır yırtılıyor. Sanki onu izleyici görmüyormuş gibi bir de oraya cart diye yazıyla yırtıldığını göstermeye kalkışılan böyle bir garip, anormal bir durum. Şimdi finansmanda öz kaynağın katkısı demek, finansmanda borca karşı öz kaynağın katkısı. Öz kaynak ne? İşletmenin ana kaynakları. Öz kaynak önemli bir kalem. Yani borçta öz kaynağın katkısı 8,61 azaldı demek, zaten olumsuzluğu beyan etmek demek. Yani bunu şimdi bu olumsuz diye bunun karşısına yazmanın veya burayı kırmızıyla işaretlemenin, yani okey ise yeşil bir okey işareti, aşağıya ise kötümserse el parmak işaretiyle aşağıya işareti yapmanın çok bir anlamı yok. Yani artık hisse senedi yatırımcısı bu ifadelerin ne olduğunu da bilmesi gerekiyor. Yani birileri kör gözün kör parmağına misali hisse senedi yatırımcılığı olmaz arkadaşlar. Finansmanda öz kaynağın katkısı, yani borçlanmada, finans borçlanmasında öz kaynağın katkısı 8,61 azalmış. Bunu daha olumsuz demenin bir anlamı yok. Olumsuz. Yabancı kaynakların, yani borçların payı %3,5 artmış. Borçların artması iyi midir? Tabii ki değildir. Tam tersi olması lazım. Finansmanda öz kaynağın katkısı artarken yabancı kaynağın, yani borçların payının azalması gerekir. Bunun ikisinin tam tersi olması gerekir. Öz kaynakların borçları karşılama oranı, bakın öz kaynak borç oranı, %12 nispetinde azalmış. Yani öz kaynaklar borçları karşılarken karşılayamaz, %11 daha karşılayamaz duruma düşmüş. Tabii ki olumsuz. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı %18 artış gösterdi. Oysa borçlar ne kadar uzun vadeye yayılırsa işletme açısından o kadar büyük bir rahatlama gerektirir. Kısa vadeli borçlar içerisindeki payının azalması gerekir. Ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı da %31 artmış. Bu da olumsuz tabii ki. Uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı
%16.49 azalmış. Yani bunun tam tersi olması lazım. Kısa vadeli borçların payının azalması lazım. Ama demek ki işletmenin uzun vadeli zaten görüyoruz. Yabancı para pozisyonunda ileride bir kur artışı riskine çok fazla maruz kalmamak için işletme uzun vadedeki döviz borçlanmalarını azaltma yolunu, politikasını tercih ediyor. Evet, işletme sermayesi, brüt işletme sermayesi %77.5 azalmış. Brüt işletme sermayesi %77.5 azalmış. Yani brüt işletme sermayesi açığına maruz kalmış işletme. Şu inceleyelim, şirket hakkındaki benim düşüncelerimi de sizlerle paylaşacağım. Finansal borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %10.5 artış göstermiş. Olumsuz. Net finansal borçlara %7.5 azalmış. Bu gayet olumlu. Evet arkadaşlar. Bu ticari borçların ticari alacaklarla finansmanı %13.5 nispetinde artış göstermiş. Bunu olumlu olarak değerlendirmek gerekir. Bakın, döviz pozisyon fazlası varmış 258 bin lira. İşletmenin bir önceki dönemde şimdi 3 bin lira bir %101 azalışla döviz pozisyon açığına düşmüş işletme. Evet, öz kaynaklara baktığımızda işletmenin toplam öz kaynaklar içerisinde birikmiş kar payını artırdığını görüyoruz. Ama yine öz kaynaklar içerisinde karının payının düştüğünü görmekteyiz. Olumlu olan tarafı öz sermaye karlılık payını artırmış olması. Evet, gelir tablosuna baktığımızda satışlarının maliyetini düşürmüş. Faaliyet giderlerinde çok cüzi bir artış kaydetmiş. Ama bunun yanı sıra finansman giderlerini azaltmış. Esas faaliyet karı çok cüzi artış sağlarken dönem karı da %6'lardan %9'lara çıkartmış payını. Evet arkadaşlar. Evet, geldik şimdi nakit akım tablosuna arkadaşlar. Önce kar oranlarını, yani gelir tablosundaki karın dağılımına daha anlamlı bir şekilde bir görüntüleme merkezinde değerlendirelim. İşletmenin kar muhafazakarlığına baktığımızda işletme kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Yani daha ihtiyatlı ve daha tutucu bir yaklaşımın değil, kar artırıcı muhasebe uygulamaları tarafından bir politika izlediğini görüyoruz. Bunu nerede görüyoruz? Her iki dönemde de görüyoruz. Bakın, kar muhafazakarlığındaki artış %100'ün çok çok üzerinde, %422 nispetinde bir önceki dönem. Cari dönemde de %305. Yani bunların %100'e yakın olması gerekir. Daha tutucu, daha muhafazakar bir kar politikası açısından. Ama iki dönem arasında %27.5 azalış var. Mali rantabilitesi %56 oranında artış göstermiş. Güzel. Efektif kar %25 artış göstermiş. O da güzel. Ekonomik rantabilite %10 nispetinde bir artış göstermiş. Son derece zayıf. Yani %100 bir artış. Faiz vergi öncesi karlılığı %13 oranında artış göstermiş. Günümüzün koşullarında yeterli sayılmaz. Kümülatif karlılık %0.78,
faaliyet karlılığı %11 düzeyinde bir artış kaydetmiş. İş gören karlılığı da son derece düşük kalmış, %56 bir artışla. Yeterli değil arkadaşlar. Yani onun %100'ün üzerinde olması gerekir. İşletme verimliliği açısından. Arkadaşlar geçen sene bu işletmenin olması gereken fiyatı açıklamış olduğu bilançolar doğrultusunda 35 liraya falan tekamül ediyordu. Ama bu işletme her ne hikmetse bir türlü o güzel açıklamış olduğu finansal raporlara rağmen olması gereken hisse senedi değerine bir türlü ulaşamadı. Yani bilmediğimiz bir sıkıntıyla karşı karşıya bu içeride yani işletmenin içerisinde olmadan bunu kestirebilmek mümkün değil. Evet geldik nakit akım tablosu günümüzün yani konumuzun şeyi. Önemli. Evet bu nakit akım tablosu şimdi böyle açıklamış firma. Ama biz bunu görüntüleme merkezine alacağız. Yani para nasıl rota çizmiş bunu göreceğiz. Böyle baktığımızda evet artışlar bilmem neler var. Ama şimdi ben nakit akışının video sonunda raporunu sizlerle paylaşacağım. Bu görüntüleme merkezinin önemini o zaman daha iyi anlayacaksınız. Onu bir yere not edersiniz. Evet. Şimdi işletme faaliyetinden net nakit girişi %10 nispetinde artış kaydetti. Gayet güzel. İşletme yine esas yani operasyonel faaliyetlerden net nakit girişi %117 artış gösterdi. İşte önemli olan da zaten budur arkadaşlar. Yani nakit ve nakit benzerlerini değil, bakın, nakit ve nakit benzerlerindeki artışa değil, analist ve hisse senedi yatırımcısı esas yani operasyonel faaliyetlerinden nakit akışının ve artışının üzerinde durmalı. Evet %117 artış olduğunu görüyoruz. Şirketin dönem karı 532 bin lira olmasına karşın aslında şirketin nakdi dönüştürüp kasasına giren dönem karı 684.433 TL. %29 nispetinde bir daha fazla her ne kadar gelir tablosunda açıklamış olduğu 532 bin TL olmasına karşın %29'luk bir fazlası var. Şirket işletme faaliyetlerinden 684 bin TL nakit oluşturmasına karşın 2021 yılında nakit ve nakit benzerleri yani hazır değerleri 624 bin TL şirketin net satış hasılatı 5 milyar 889 bin. Ticari alacaklarında 231 bin TL artış sonucu aslında satışlardan işletmenin kasasına giren nakit girişi 5 milyar 658 bin. Yani 5 milyar 889 bin lira değil. Satışların maliyeti. Bakın arkadaşlar gelir tablosuyla nasıl arada fark var? Şimdi burada oradaki gelir tablosundaki karın ne şekilde yönlendiğini, rota çizdiğini görüyoruz burada. Satışların maliyeti 4 milyar 173 bin lira. Satışların maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı aslında 4 milyar 547 bin lira. Yani satışların maliyeti 4 milyar 173 bin 188 lira değil.
4 milyar 547 bin. Satışlardan nakit girişi, satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı oranı %124 olarak hesaplanmakta. Yani maliyetinden %124 daha fazla bir satış nakit girişi söz konusu. Evet, yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakite çıkış oranı %29 düzeyinde olup, şirket yatırım faaliyetlerinden 476.638 lira nakit açığı vermiş. Arkadaşlar, yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermeleri son derece olağandır. Finansmanda faaliyetinden nakit girişi, yatırım faaliyetinden nakit çıkış oranı %103 oranında azalmış. Şimdi burada yani bir nakit açığı söz konusu, finansman faaliyetinden dolayı bir %103'lük işletmede kayıp var. Peki bize bu neyi gösteriyor? İşletmenin esas faaliyetinden vermiş olduğu nakit açığı nedeniyle borçlanmaya gidebileceğini, bir borç ihtiyacının, bir finansman ihtiyacının olduğunu, bunun da bankadan veya üçüncü yabancı şahıslardan borçlanma yolunu dışında hissedarlarından bedelli, nakden bedelli sermaye artışı yapabileceğinin de burada bize işaretini veriyor. Evet, diğer oranlar gayet olumlu. Evet, fonların %14'lük kısmı faaliyetlerinde yitiriliyor. Yani faaliyetlerden elde edilmiyor. Faaliyetlerinde yitiriliyor. Kazanmış olduğu fonların, yani fon demek para demek, %14'lük kısmı faaliyetlerinde eriyor. Bunun %90'lık ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynağı. Arkadaşlar, bunun kısa vadeli borç artışının ana kaynağı oluşturması son derece olumsuz. %43'lük kısmı da dönen varlıklarda, yani brüt işletme sermayesindeki artış. Evet, başa başını geçiyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Net işletme sermayesi. Bakalım. Evet. İşletme sermayesi, net işletme sermayesi %450,5 azalış göstermiş. 1 milyar 112 milyon bir net işletme sermayesinde azalış var. Son derece olumsuz. Evet. Şimdi satışlarına baktığımızda, evet, satışları %18,5 azalış göster. Göstergelere baktığımızda arkadaşlar, evet, cari oranın 0.83'ten 0.76'ya gerilediğini görüyoruz. Yine likidite oranın 0.81'den 0.74'e gerilediğini görüyoruz. Zaten cari oran düşükmüş, daha da düşmüş. Likidite oranı da düşükmüş, daha da düşmüş. Alacak devir hızı 50 günden 57 güne yükselmiş. Yani 50 günde alacaklarını tahsil ederken 57 günde tahsil etmeye başlamış. Dolayısıyla devir hızı da gerilemiş. Stoklarını 4 günde üretime çeviriyormuş, 5 günde çevirmeye başlamış, bir gün daha artış
kaybetmiş. Dolayısıyla stok devir hızı da düşüş göstermiş. İşletme sermayesi devir hızı 117 günden 142 güne çıkarken dolayısıyla devir hızı da gerilemiş. Varlık devir hızı sabit kalmış. Aktif karlılığı sabit. Satış karlılığı %14'ten %16'ya çıkarken aktif devir hızı 0.87'den 0.80'e gerilemiş. Borçların öz sermaye oranı 2.45'ten 2.77'ye yükselmiş. Olumsuz yani bunlar. Finansman giderlerinin borçları oranı %8.4'ten %5'e gerilemiş. Bu olumlu. Öz sermaye karlılığı %22'den %34'e artış göstermiş. Olumlu. Net karın ödenmiş sermayeye oranı %29'dan %45'e artmış. O da olumlu. Faiz ödeme gücü %2'den %3.5'a artış kaydetmiş. Evet, fon kaynak kullanımına baktığımızda arkadaşlar, fonların %14'lük kısmının faaliyetlerinde yitirildiğini görüyoruz. Faaliyetlerinin sonucu yaratılan kaynağa baktığımızda arkadaşlar 804.000 lira gibi bir cari dönemde faaliyetlerinin sonucu fon yarattığını, yani nakit yarattığını görüyoruz. Son derece düşük. Evet, şirket karlılığına baktığımızda katkı payı yüzdesi %38'den %17'ye artarken emniyet marjı %44'den %43'e gerilemiş. Olumsuz. Evet, hissenin değerine baktığımızda arkadaşlar, evet, öz kaynak verimliliği %66 bir artış kaydetmiş. Piyasa değeri de %25 nispetinde bir artış kaydetmiş. Peki, Damodaran Hoca'nın değerlemesinde, hisse değerlemesine baktığımızda arkadaşlar. Evet, bu finansal raporları doğrultusunda %20'lik bir büyüme bekliyor ve istikrarlı bu %20'yi sürdürülebilir olduğu müddetçe 28-27 liralara filan gidebileceğini öngörüyor. Şimdi bakın, adi hisse senedinin defter değeri arkadaşlar -212.000 lira. Adi hisse senetlerinin defter değeri. Bir hisse senedinin adi defter değeri de -0.18. Borsa raici ile defter değeri farkı arasındaki fark da %5.799 azalış göstermiş. Şimdi arkadaşlar, bu hisse senetlerinin defter değerinin eksi olması ne kadar isabetli, onu bir görelim. O zaman nereye bakacağız arkadaşlar? Yeniden değerleme oranına bakacağız. Evet, yeniden değerleme oranı %255 artmış. Ama yeniden değerlemenin %255 arttığı bir yerde hisse senedinin, adi hisse senedinin defter değerinin borsa raicinin -5.799'a azaldığını görüyoruz. Tamamen ters bir oran var. Yani hisse senetlerinin borsadaki işlem gördüğü fiyatları spekülatif olarak artabileceği gibi, yine spekülatif olarak
düşebileceği söz konusu. Yani spekülatif olarak hisse senetlerinin fiyatlarını alır götürürler. Yine aynı şekilde tam tersini yaparlar, alırlar, azaltırlar. Şimdi şirket şu finansal raporlarla adi hisse senetlerinin defter değerinin eksi olmasını hak etmiyor. Hak etmiyor. Ama şu anki işlem gördüğü fiyatta 10.24 olması gereken fiyatının da bir nebze üzerinde olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben fiyatlarına baktığımda, olması gereken fiyatına baktığımda bunu görebiliyorum. Burada bu fiyatları tabii ki kapatıyoruz. Herhangi bir manipülasyona veya spekülasyona sebebiyet vermemek açısından. Ama değerlendirmeye baktığımızda arkadaşlar spekülatif olarak hisse senetlerinin fiyatının da azaldığını görüyoruz. Yani hakikaten bıçak sırtı bir şirket yatırımcısı açısından. Yani fiyat hem yüksek gözüküyor hem de spekülatif olarak olması gereken değerinin altında ezildiğini gösteriyor. Bu işletmenin finansal raporlarını, bundan sonraki açıklayacağı finansal raporları çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Nakit akım tablosunda çok fazla rahatsız edici bir durum söz konusu değil. Ama genelde baktığımızda bir önceki, yani bir yıl önceki açıklamış olduğu finansal raporlara göre işletmenin bir zayıflama, gerilemeye yönelik ivme kazandığını da rahatlıkla görebiliyoruz. Ama olması gereken değerini geçen sene, yani o performansı işletme borsada fiyatlama olarak göstermedi. O yüzden bilmediğimiz bir takım işletmenin sorunları olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi ben nakit akım tablosunun size bir raporunu izah edeyim. Bunu da siz bir yere not edin, elinizde bulunsun. Nakit, yani para akım tablosu, Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre finansal rapor düzenlemek zorunda olan şirketler tarafından hazırlanmaktadır. İki model yöntem vardır. Biri dolaylı, biri dolaysız yöntemle rapor hazırlanır. Tamamlayıcı bilgiler içerdiklerinden analistler tarafından analizle birlikte dikkate alınması son derece yararlı olmakla birlikte önemlidir. Nakit, yani para akım tablosu. İşletmede nakit artışı, nakit girişleriyle birlikte hangi tür faaliyetlerden kaynaklandığını ya da azaldığının belirlenmesi önemlidir. Bu aynı zamanda işletme sahipleri için de. İşletmeye nakit girişi, nakit ve nakit benzerleri, varlık artışı işletmenin esas faaliyetlerinden, yani operasyonlarından kaynaklanır. Yatırım faaliyetlerinden net nakit girişi, duran varlık satışı gibi genelde olağan dışı işlem ve gelirlerden kaynaklanabilir. Arkadaşlar, sürekli duran varlık satışıyla şirket finansman sağlaması sürdürülebilir.